Sorun yok değil mi? Endişe etmeyin, merak etmeyin. Merhaba, iyi günler. Hiçbir hoş şey geldiniz. Yok. Cuma hoş günü bekliyorum. Tamam, teşekkürler. İyi günler. Merhaba. Merhaba. Benim o tamam. Merhaba. İnceoğlu diyecektin herhalde. Doğrusu Bennu Ataman İnceoğlu. Öyle değil mi? Hı hı. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Sağ olun. Tam karşıdaki oda. Telefonda konuşmuştuk Kerem Bey'le. Evet. Siz şimdi neden Bennu İnceoğlu değil de Bennu Ataman dediğimi soracaksınız değil mi? Yani dil sürçmeleri anlamlıdır. Belki kocamın benden ayrılmak istediğini sanıyorum değil mi? Bennucuğum. Aslında bunu sormayacaktım. Ama madem konuyu açtınız konuşalım. Öyle mi düşünüyorsunuz? Kerem Bey'in sizden ayrılmak istediğini mi düşünüyorsunuz? Bilmem, kendisine sormak lazım. Benden ayrılmak mı istiyorsun Kerem? Ama bir düşünsene. Ormanda yürüyüş yapacağız, mangal yakacağız. Battaniyelerimizi sırtımıza alıp dışarıda oturacağız. Donacağız yani. İyi ya işte donalım. Onur beni ısıtsın, Kerem Bey de seni. Fena mı? Nasıl geçti psikologla randevu? Beni psikolog falan kurtarmaz Şehrazat. Bana akıl hastanesi lazım. Kapatın beni tımarhaneye valla. Beni ne biçim konuşuyorsun? Öyle. Gerçek bu. Ne dedi peki psikolog? Ne diyebilir ki? Kerem Bey ne diyor? Karımı çok seviyorum. Ondan ayrılmak aklımdan bile geçmez. Bak babam. Gördün mü? İnanmıyor musun Kerem Bey'e? İnanmak insanın elinde olan bir şey değil. Hap değil ki bu içtim tamam inanayım artık diyeyim. Ama daha ne yapsın seni sevdiğine inandırmak için? Bilmem. Hiçbir fikrim yok. Buyurun efendim. Bana bir kahve lütfen. Kafeinsiz. Tabii efendim. Sana fındık aromalıydı değil mi? Bana bir sek viski getirin. Bir bardak da buz. Ama viski duble olsun. Peki efendim. Bennu. Psikolog ne dedi? Hiç. Kerem, anlatacağım bir şey varsa dinlerim biliyorsun, değil mi? Pardon Kerem Bey, şantiyeden bekliyorlar. Yüklenici firmanın mühendisleri gelmiş, birlikte gidelim demiştiniz. Ben gelmeyeceğim, sen ilgilen. Burhan Bey aldı mı sözleşmeleri? Hı hı.